Dijital bizim için neden önemli? Çünkü karasal yayınların gün geçtikçe izlenme oranları düşüyor. İnsanların medyaya, mecraya herhangi bir şekilde ulaşabilmesi için artık hayatımızda çok büyük kolaylıklar var. Taşıdığımız bir telefonda, küçücük bir tablette, internetin olduğu her yerde, yani dijital anlamını taşıyan her ortamda bu radyo ve televizyon yayınlarına çok kolay ulaşabiliyoruz. Eskiden sadece bir tane vericiyle o vericinin kapsama alanında ne kadar yer varsa ve oranın coğrafi durumuna göre insanlara ulaşabilirken artık kıtalar arası dinleyicilere ve izleyicilere sahibiz. Tabii teknoloji bu avantajın yanı sıra bize pek çok handikap da beraberinde getiriyor. Teknolojik alanı önce keşfeden, teknolojik alanı yayın kapsama alanı genişletme anlamında kullanan, teknolojik iletişimi dinleyicilerle, izleyicileriyle birebir ve eş zamanlı olarak kurabilen yayın kuruluşları yakın zamanda çok daha ön plana çıkacak diğerlerine oranla. Biz biraz erken başladık. Şu anda Kral Grubu olarak yaklaşık 5,5 milyonluk bir sosyal medya gücüne sahibiz. Sosyal medya gücümüz ve dijital alanda yaptıklarımıza geçmeden önce yabancı konuklarımız da var burada ve Türkiye'den katılan konuklarımız arasında da Kral markası ile ilgili çok fazla bilgisi olmayan olabilir hissiyatıyla kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'nin en güçlü, en prestijli medya gruplarının başında gelen Doğuş Yayın Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren bir markadır Kral Grubu. Bu sene 20. yaşını kutluyor. Tematik bir yayın grubunun 20. yaşını kutlaması ve 20 sene önceki ilk başladığı noktadan bugüne kadar geçirdiği seyri görmemiz açısından Kral Grubu çok önemli bir örnektir diye düşünüyoruz. Çünkü Kral halkla, yani dinleyiciyle ve izleyiciyle birebir yaşayan, onların istekleri, onların değişimi, onların görüşü doğrultusunda sürekli kendisini yenileyen ve her sene başka bir kimlikle değil, başka bir yüzle kendini daha geliştirmiş, etkinlik alanını daha da artırmış bir şekilde dinleyici ve izleyicilerin karşısına çıkan bir grup. Şu anda Kral markası altında iki tane müzik içerikli ulusal televizyonumuz, bir tane Türkiye'nin ilk gerçek anlamda dijital televizyonu, o da müzik televizyonu, iki tane ulusal radyomuz ve beş tane dijital radyomuz var. Onun dışında altı tane internet portalıyla farklı içeriklerle dinleyicilerimize ve izleyicilerimize, daha doğrusu Türkiye'de müzikle ilgilenen kim varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bunun ekinde de aslında bizim için en önem verdiğimiz alan sosyal medya. Sosyal medyada şu anda Kral accountlarının toplam erişimi 5,5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Şimdi sosyal medyada erişim veyahut da sosyal medyada takipçi sayısı aslında hem önemli hem önemli değil. Eğer amacına uygun, eğer sizi niye takip ettiğini bilen, eğer sizin gönderilerinize veya mesajlarınıza doğru ve zamanında cevap veren bir takipçi kitleniz varsa aslında olması gereken verimli, ulaşılabilir ve netice alınabilir dinleyici kitlesi bu. Ama onun dışında bakıyorsunuz 3 milyonluk, 4 milyonluk, 5 milyonluk farklı accountlar var. Hepinizin de bildiği gibi farklı yöntemlerle oluşturulmuş takipçi sayıları var. Biz büyüklükten ziyade oradaki etki ve nitelikle ilgileniyoruz.